Değerli üyeleriniz, hoş geldiniz. Öncelikli olarak bugün Eskişehir Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu tedarikçiler ve askeri fabrikalar genel müdürlüğü sorumlu olanlarının adını askeri fabrikalar genel müdürlüğü. Evet. 27 tane fabrika var. Evet. Şimdi birazdan daha detaylı konuşacaklar. Bizim sanayi odası olarak da en büyük hedefimiz Türkiye'nin ilk 500 büyük firmasının satın almalarını buraya getirmek. Bu konuyla ilgili çabalarımız devam ediyor. Kolay olmuyor. Bayağı sıkıntılı süreçler ama ısrarla Türkiye'nin en büyüklerini, en büyük satın almalarını buraya getirip üyelerimizle tanıştırıyoruz. Bunlardan bugün şu an hatırlamıyorum. 6-7.si oldu zannediyorum. Umarım hayırlara vesile olur. Güzel işler çıkarırız. Şimdi hem ihracat kısmında hem de yurt içi tedarik zincirleri konusunda üyelerimiz inşallah iyi bir şekilde iş yapma ortamları bulurlar. En azından bu işin çünkü rejistrasyon süreçleri var. Bir şekilde hızlı bir şekilde başlar ve Eskişehir sanayisine artı değer gelmeye başlarlar. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili de her zaman önerilerinize veya başka firmalar da olursa onların satın almalarının buraya getirilmesiyle ilgili gerek kamudan gerek özel sektörden varsa bildiğiniz talep ettikleriniz Eskişehir Sanayi Odası olarak bunları buraya getirmek için de hepimizden geleni her zaman yaparız. Teşekkür ediyorum. Bu arada tanışmış olurum. Benim ismim de Cahit Kısıkbaş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı. Devamını sizden alalım. İnşallah Eskişehir'e bol bol iş gelir. Ben de bundan mı sunum yapayım yoksa... Bir tanışalım ondan sonra sunuma başlarız. Evet, öncelikle herkese günaydın. Eskişehir Sanayi Odası'nın değerli üyelerin karşısında olmaktan ben çok memnun ve mutlu oldum. İsmim Fatih Yiğit. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Kalite Sistemi Yönetim Daire Başkanı. Onaylı Tedarikçi İşlemlerin Yürütüldüğü Birimin Başkanıyım. Aynı zamanda Onaylı Tedarikçi Kurulu'nun kurul başkanıyım. Burada sizlere onaylı tedarikçi nasıl olunur, onaylı tedarikçi ne yapacak, nasıl bu sisteme entegre edilir, bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Tekrar katılımlarınız için çok şimdiden teşekkür ediyorum. İsmim Süleyman Çağrı. Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri'nin en baştan beri bilimden bir üyesi olarak burada onaylı tedarikçi sorun varsa hala hazırda başvurular, hazır olanlar başvurular almaya ve size bu toplantıda bu bilgiye katılmış olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. İyi bir gün olur, belirli bir gün olur diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Özgür Özgür Yazar, hepiniz hoş geldiniz katılımcılar. Sunumu Onaylı Tedarikçi Faaliyeti ile ilgili başkanımız yapacak. Ben de size bu başvurularımızla ilgili alım sürecinde yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Böyle değerli bir ekibin karşısında olmaktan gerçekten çok mutluyum ve memnunum. Askeri olduğuma bakmayın, ben de 20 yıldır askeri fabrikalar içerisinde 2018'e kadar fabrikacıydım. Fabrika yönetimlerinde yer aldım. 13 yıl 5. Anabakan Fabrika Müdürlüğü var Ankara'da güvercinlikte. Tamamen kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetlerindeki helikopterlerin bakım onarım yerleşimlerinin yapıldığı yer, orada üretim planlama kontrol bölümü amiriydi. Artı 200-300 görevlerimiz oluyor bizim. Kamu üniversite sanayi işbirliği, döner sermaye. Döner sermaye kapsamında 150 tane müşterim vardı. Yani aslında sizlerle içli dışlıydı orada. Daha sonra son 7 yılım Kayseri'deki Canavakı Fabrika Müdürlüğü'ndeydi. Kayseri 2. Anabakan Fabrika Müdürlüğü'nü bilenleriniz vardır yine. Burası da paletli araçların, özellikle Amerikan menşeli paletli araçların bakım onarımlarının yerleştirmelerinin yapıldığı yer. Burada da yine Kamu Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Üretim Planlama Kontrol Bölümü Amiri bir sürü
200-300 görevlilerim oldu. Dolayısıyla aslında ben de bir sizin gibi sanayici olarak sizlerin önünde olmaktan, sizlere hitap etmekten gerçekten onur duydum, şeref duydum. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Şimdi onaylı tedarikçi kapsamında biz önce kimiz, onaylı tedarikçi bu işin neresinde, önce onları bir size açıklamaktan başlamak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü istemediğimiz olaydan sonra 25 Temmuz 2016 tarihinde 669 sayılı kanunla kararnameyle kurulmuş bir genel müdürlük. Bizim amacımız, az önce de iki fabrikandan bahsettim, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm silah sistemlerini aklınıza ne geliyorsa, tanktır, toptur, otüstür, tüfektir, uçaktır, helikopterdir. Bunların bakım, onların yenileştirme, modernizasyonlarının yapıldığı yerler. Artı bunlar için, bunların faal olabilmesi için parçaların üretildiği yerler bu askeri fabrikalarımız. Bunların 27 tanesi, 3 tanesi havacılık fabrikası, bir tanesi burada Eskişehir'de 1. Havacılık Fabrikası. Diğer ikisi Ankara ve Kayseri'de. 3 tane dikim evi ve diğer kalan kara kuvvetlerine ait fabrikaların hepsi 27 fabrikamız bizim askeri fabrikalar genel müdürlüğüne bağlanmış durumda. Misyonumuz, vizyonumuz az önce belirttiğim kapsamda tüm araçların bakım olayını yerleştirmeleri temelinde yatan bu ve modernizasyonu yapıp faalende bulundurmak ve ileri teknoloji merkezleri olarak devam edelim. Yansıda bizim ana bakım fabrikalarımız. Şimdi bunların ayrıntısına girip size fazla sıkmak istemiyorum. Diğerlerini göreceksiniz. İşte Ankara'da olan fabrikalar 4. ana bakım, 5. ana bakım, 3. ana bakım fabrika müdürlüğü, elektronik sistemler ana bakım fabrika müdürlüğü, hava dikimleri, deniz dikimleri, ilaç dikimleri ve diğer şehirlerdeki fabrikasını görmektesiniz. Az önce arz ettiğim gibi yani bunların şu fabrika bunu yapar. Bunlar biraz daha ileriki süreçler. İleriki süreçler olacak. Eğer onaylı tedarikçi olursanız ve bu savunma sanayi sektörüne girerseniz, girenler vardır. Hangi fabrikanın iş yaptığını orada belki daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ve diğer fabrikalarımız, bunlar da bakım fabrikalarımız. Demin ki ana bakım fabrikalarımız bunlardan biraz daha üst fabrikalar. Yani şöyle söyleyeyim, ya bir motoru, hepimizin arabası vardı, motorumuzun neticede belli bir kilometre ömrü vardı. Kilometre ömrü sonunda motorun bir şekilde revizyona girmesi gerekir. Ana bakım fabrikalarımız bu revizyonu yapan yerler. Öyle düşünebiliriz. En küçük vidasına kadar, buna kadar tüm silah sistemlerini söküp bunları tekrar değişmesi gereken önemli parçaları değiştirip, yenilenmesi gerekenleri yenileştirip, işte kaplanması gerekenleri kaplayıp, tamir edilmesi gerekeni tamir edip, tekrar birleştiren yerler. Bakım fabrikalarımız bunlara göre biraz daha alt, fosfat dediğimiz veya daha aşağı yenileştirmeden onarım diyelim, onarım tamir edilmeden yerler. Devam. Onaylı tedarikçi nereden çıktı? Bizim aslında toplantımızdaki konumuz bu. Yansıda mevzuatları görmektesiniz. 4734 sayılı kamu ihale kanunu herkes tarafından bilinmekte. 3 ve sesim geliyor mu? Şu anda net geliyorsa. Evet. 3 ve istisnalar maddesi var. 10605 sayılı bakanlığın kurulu kararı var. MSY 312 Askeri Fabrikalar Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün bu 4734 sayılı kamu ihale kanunu istisnalar 3B kapsamındaki mal ve hizmet alımları yönergesi var ve onaylı tedarikçi kılavuz var. Yani ilk kanun 4734, ondan sonra sırayla buna bağlantılı çıkarılan mevzuat. Devam. 4734 sayılı kanun 3B istisnalar maddesi der ki savunma ve güvenlik istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna ve biz işinin yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuat uyarında sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatleri korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri. Yani gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken işleri ifade etmiş. Ne olduğunu dememiş. Devam. Buna bağlantılı olarak 10605 sayılı Bakanlar Kurulu kararı der ki bunun
5D maddesi. Bakım onarım, yenileştirme ve modernizasyon, adli tasarım, gemi inşa ve imalata yönelik yapılacak ham madde, mamul, malzeme, yarı mamul, malzeme, sistem, tezgah, ekipman, işte sayıyor. Bunların savunma, güvenlik ve istihbarat alanları ile ilişkili olduğu ve gizli kişinin yürütülmesi gerektiğini belirtiyor. Ya tam bu esnada bizim az önce bahsettiğim askeri fabrikalar genel müdürlüğüne bağlı fabrikaların yaptığı işleri belirtmiş. Buradaki tek bahsetmediğim fark ne? Bir de tersaneler genel müdürlüğü var. Tersaneler genel müdürlüğüne de bizim, şu anda ismini sayamayacağım çünkü bizim branş alanımızda olmadığı için, bizim işte İstanbul'da, Gölcük'te, ne bileyim İzmir'de olan tersaneler de, yani gemilerimizin, denizaltılarımızın, deniz kuvvetlerine ait bakım onarım, yenileştirme ve modernizasyon yapıldığı tersanelerde tersaneler genel müdürlüğüne bağlı. Bir sonraki, yine aynı 10605 sayılı yönergeyi, bakanlık kurulu kararını, 5E maddesinde de teknik yeterlilik, kalite teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler yönünden yeterli ulaşmış isteklerde alım yapılması esastır. Bu istekler kavramını nerede görmüştük? 3B istisnalar maddesinde de benzer bir tabir görmüştük. Çünkü ona bağlı olarak devam ediyor. Ve devamında der ki, bir önceki istekler adaylarına yönelik onaylı tedarikçi listeleri oluşturur. Buradan itibaren süreç başlıyor. Onaylı tedarikçi listeleri oluşturur. Devam. Geçici maddede de der ki, bu esasların yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla 24 ay içerisinde askeri fabrika ve tersaneleri mal ve hizmet alımlarına ilişkin onaylı tedarikçi listeleri oluşturması gerekiyor. Bu süre şu anda 2019'un sonunda doluyor. Yani 2020 Ocak'tan itibaren biz tüm alımlarımızı öncelikli olarak 3B istisnalar kapsamında onaylı tedarikçi havuzundan çağıracağımız firmalardan yapacağız. Bundan sonra direkt olarak, birazdan slaytlarda arz edeceğim, açık ihale yapılmayacak. Öncelikle 3B istisnalar. Yani işte kamu ihale kurumunun sayfalarından veya gazetelerden, medyadan artık açık ihale göremeyeceksiniz. Tekrar işte temel alım usulü olarak ve istekler arasında, ya bundan sonraki geçelim. Hepsi, ya bu onaylı tedarikçi ifadeleri nerede geçiyor, onların mevzuatta göstermek istedik. Belirttiğim gibi belli istekler arasında ihale usulü temel alım usulü. Birincisi, açık hale hiç mi yapılacak demin söyledim. Öncelikli olarak belli istekler arasında rekabetçi müzakere, pazarlık usulü ve açık hale yapılacak. Ama hangi şartlarda? Örneğin açık ihale, piyasa standartlarının oluştuğu kritik olmayan mal ve hizmet alımlarında. Benim şu anda askeri fabrikalar genel müdürlüğü olarak 27 fabrikanın kullandığı tüm malzemeler, bir oran vermek yanlış olmaz, %80'i, %85'i kritik malzeme. Dolayısıyla açık hale yapılacak ama dediğimiz gibi kritik olmayan malzemeler için belki bir pul. Yani puldan gidiyoruz, basit olsun diye söylüyorum. Pul piyasada var. Nasıl? Olabilir yani. Bunlar piyasada hazır var, standart oluşmuş. Bunları ben açık hale yapabilirim. Ama bir silah sisteminin parçasını, bir motorun parçasını, pistondur, sekmandır, ne bileyim, bir türbündür. Yani aklınıza ne geliyorsa ve bir telsiz parçasıdır. Bunları ben açık hale yapmayacağım. Rekabetçi müzakere yine şartları var. Pazarlık usulü de, ya bu biraz daha zor. Savunma ve güvenlikle ilgili acil ve özel durumların ortaya çıkması halinde kullanacak bakan onayı gerekiyor. İnanın bakan onayı almak çok zor. Ya bunu ya çok acil ve özel durumda, işte bir savaş sırasında olabilir, bir hareket sırasında olabilir. O anda, o güne kadar istenilen malzeme bulunmamıştır. Örneklemek için söylüyorum. O malzemeyi almak için evet pazarlık usulü yapılabilir ama dediğim gibi bakanlık onayı gerekiyor. Devam. Bizim tedarikçi havuzu oluşturmamızdaki amaçlar ne? Ya öncelikle şunu hemen direkt belirteyim. Biz onaylı tedarikçi havuzu oluşturarak bugüne kadar sizlerin ve bizlerin hep dert yandığımız, öncelikle ara kişileri bu işten dışa almak. Yani işte taşeron diyebilirsiniz, aracı diyebilirsiniz.
Çünkü masa başında bu işler yapılması pek de hoşumuza gitmiyor. Ben de belirttiğim gibi 20 küsur yıl fabrikalarda uğraştım. Asıl yapan X fabrikası FAK'a gelip benim ihaleme girmiyor. Araya aracılar giriyor, üzerine karını koyuyor veya daha pahalıya satıyor. Dolayısıyla öncelikle bizim amacımız doğru tedarikçinin seçilmesi. Ya ben o tedarikçi değil aslında. Tedarikçilerle uzun süreli işbirlikleri yapmak, işbirliklerindeki riskleri azaltmak, kaliteli malzemenin zamanında en doğru şekilde teslimini yine sağlamak, mal ve hizmet tedarikinde esneklik ve güvenilirliği artırmak, ulaştırma maliyetlerini azaltmak, tedarikçiler arasındaki rekabeti artırılarak en düşük maliyette mal ve hizmet temin etmek. Devam. Tedarikçi havuzun oluşturması sürecinde ölçütler belirlenmiş dediğimiz şu. Şimdi kılavuzdan bahsetmiyorum. Çünkü kılavuz direkt doğrudan sizin gibi değil. Sadece bu işin nasıl yapılacağının ayrıntılarının yazıldığı bir döküman. Siz bize eğer onaylı tedarikçi olarak başvurduğunuzda bizim yapacağımız şu. Size bir tane onaylı bir başka fabrikamızı, bu 27 fabrikadan birini atayarak size istediğiniz şartlar var. Bu şartları sağlıyor musunuz? Onun tetkikini yaptırmak. Ölçüt dediğimiz bu. Daha sonra bu tetkik yapıldıktan sonra tetkik sonuçları askeri fabrikalar genel müdürlüğüne gönderilecek. Askeri fabrikalar genel müdürlüğünde bir onaylı tedarikçi kurulu var. Bu kurul başkanı benim 6 kişiden oluşuyor. 5 daire başkanı ve bir tane de Milli Savunma Bakanlığı'nın hukuk müşaviri. Biz genel sonuçlara göre değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra evet bu olsun olmasın şeklinde bir listemiz çıkıyor. Listemizi de genel müdürümüz onayladığı zaman, onaylamama gibi bir şu ana kadar ihtimal olmadı. Ve onaylı tedarikçi olmuş oluyorsunuz. Sadece bize müracaat etmeniz yeterli ve oradaki şartları sağlamanız yeterli. Biz size onaylı tedarikçi yaparken, ben bunu bütün sanayicilerimize söylüyorum, ne bir para alıyoruz. Ya herhalde bedava vermeye dağıtan yoktur. Biz sizi bu sürece dahil ederken bir zorluğu yok, herhangi bir para istediğimiz yok. Yani bilemiyorum, aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Ya, dolayısıyla çok kolay bir süreç. Tedarikçi az önce bahsettiğim değerlendirmeler yapılacak. Tedarikçi yapılan firmaların ihtiyaç karşılama düzeyi değerlendirmeleri, onaylı tedarikçi listeleri sürekli güncel tutulacak. Onaylı tedarikçi belgesinin süresi 2 yıldır. 2 yıl sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bu süreç böyle devam edecek, gidecek. Belki ileride şöyle bir değişiklik yapabilir. 2 yıl size az bir süre gibi gelebilir. Performanslara bakarız veya onaylı tedarikçilerin müracaat sayısına bakarız. 3 yıl olabilir, 4 yıl olabilir ama bunu daha sonraki süreçlerde değerlendireceğimiz bir konu. Devam. Peki bu tetkiklerde başarısız olursanız, aslında biraz olumsuz bir kavram gibi gözüküyor da tabii bizim aradığımız bazı şartlar var. O sınırı geçemezseniz ne olacak? Biz onları size bildireceğiz. Tekrar onları düzelttiğiniz zaman geçemediğiniz kısımları veya şartları biz size tekrar tedarikçi gönderip aynı sürece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Böyle bir geri dönüş sağlayacağız. Teknik destek verebiliriz. O geçemediğiniz hususlarda ne yapmanız gerektiğine dair. Ama çok rahatlıkla yapacağınıza ben inanıyorum. Artı, diyelim ki onaylı tedarikçi oldunuz ve 27 fabrikanıza malzeme vermeye başladınız, hizmet vermeye başladınız, savunma sanayi ürünleri vermeye başladınız. Ancak performansın düşük olsa onu da değerlendireceğiz. Nasıl performansın düşük olur? Sözleşmeyi imza attınız, belli istekler arasında evet ihale sizde kaldı dedik. Sözünüzde durmadınız, getiremediniz. O sizin için bir eksik var. Gibi. Bunlar değerlendirildiği zaman 1, 2, 3 derken diyeceğiz ki yeterli performansı gösteremediğiniz için onaylı tedarikçi belgeniz iptal olmuş. Şu anda onaylı tedarikçi olup belgesi iptal olan bir firma var. Bir de şöyle bir benim için şans mıdır, kader midir bilmiyorum. Giriş noktası da bizim kalite daire başkanları benden, çıkışı da benden çünkü yasaklamaları da ben yapıyorum. Biz sen dahil ettik. Firma sözleşmesini yerine getiremedi ve yasaklandığı onaylı tedarikçi belgesinden şu anda sırtına çıkartıldı. Bir de
burada şunu eklemek istiyorum. Şimdi iki tane genel müdür var dedim. Birisi askeri fabrikalar genel müdürlüğü, biri tersaneler genel müdürlüğü. İki tarafta onaylı tedarikçi havuzu oluşturuyor. Bizim şöyle bir aramızda iyi niyet anlaşması var. İki tarafta yönergede de mevzuatta da geçiyor. İkimiz de iki tarafın onaylı tedarikçi havuzunu kullanabiliyoruz. Yani şu demek, siz askeri fabrikalar genel müdürlüğünü onaylı tedarikçisi olduğunuz zaman aynı zamanda tersaneler genel müdürlüğünün de onaylı tedarikçisi olmuş olacaksınız. Yani tersaneler genel müdürlüğü, onlarda yüzlerce belki gemimiz var, botumuz var, ucu botumuz var. Onlara bir malzeme veya bir hizmet ihtiyacı olduğunda sizden yine alabilir. Eğer bize müracaat ettiğiniz zaman tersaneler genel müdürlüğüne de müracaat ederseniz, tersaneler genel müdürlüğü müracaatınızı kabul etmiyor. Onlara ederseniz de biz müracaatınızı kabul etmiyoruz. Bir yerden girmeniz yeterli. Bu da sizin için ayrı bir artı bir avantaj. Az önce kısaca bahsettim. Onaylı tedarikçi havuzuna hangi adım adım işte başvuru yapıyorsunuz. Belgeleriniz bize geliyor. Öğleden sonra eğer belgeleriniz hazırsa burada da 2 saat süresince onaylı tedarikçi havuzuna firmaların, fabrikalarımızın, sanayicilerimizin müracaatlarını elden alacak arkadaşlarımız. Ya dolayısıyla şunu da belirtin. Burada yapmadığınız, müracaatınızı şu anda burada yaptığınız nerelere yapabilirsiniz? En yakın birinci havalimanının fabrika müdürlüğü var. Direkt oraya da başvurunuzu yapabilirsiniz. O da tekrar bize postayla bize gönderiyor. Yani Eskişehir olarak yapabileceğiniz en yakın yer birinci havalimanının fabrika müdürlüğü. Burada yapmazsanız yaptığınız zaman da direkt postayla bize gönderecek. Ama biz buradan öğleden sonraki saatimizi giriş için ayırıp sizden elden alacağız. Belgeler bize geldikten sonra hem birinci hava bakın oradan gidelim. Kontrolü belgeler tam dedi. Belki gözüne bir husus kaçtı, belge kaçtı. Arkadaşlar tekrar kontrol edecek bize geldiğinde. Veya burada kontrol edeceğiz. Belge kontrol dediğimiz eğer bilgisi var. Bilgiler tam mı? Eğer tamsa bir gizlilik sözleşmesi imzalayacağız. Basit bir sözleşme. Yani gizlilik sözleşmesi hepiniz birçok kez yapmışsınızdır. Yani bilgilerin dışarıya verilmemesi konusunda. Daha sonra tetkik yapılacak, az önce kısaca bahsettim. Tetkikten sonra tetkik sonuçları kurula gelecek. Kurul kararını verip onaylı tedarikçi, eğer uygun şartları sağlıyorsanız onaylı tedarikçi olacaksınız. Devam. Başvuru sırasında firmalarca teslim edilmesi istenen belgeler bu. Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde var. Oradan rahatlıkla bunları görüp sağlayabilirsiniz. Belki de şu an içinizde sağlamış olanlar vardır. Devam edelim. Bir de bütün bu tetkiklerden önce müracaatlar sırasında bizim aradığımız bir şart var. Bize başvuracağımız zamanlar üretim imalat, eğer incelediyseniz bizim Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden Ar-Ge, yazılım, tasarım, ilaç sanayi ve distribütör ile yetkili temsilci. Neden 2 milyon sınırını üretim imalat ve Ar-Ge'ye ayırdık? Biz şunu istemiyoruz. Bu kurulda alınan bir karardı. Ben öz kaynağı 10 bin lira olan bir firmanın Ar-Ge yapabileceğine biz inanmıyoruz. Ya böyle müracaatlar var. Dolayısıyla Ar-Ge için biraz firmaların güçlü olmasını istiyoruz. %85 borçluk oranında yine az önce bahsettiğim gibi güçlü firmalarla çalışmak istiyoruz. Yoksa bunun önünü açtığımız zaman yani bunu yaşadık, inanın yaşadık. Bakkal da geliyor ya ben de onaylı tedarikçi olabilir miyim diyor. Bunu mümkün değil, kaldıramayız. Dolayısıyla güçlü olması lazım firmaların. Ancak bunu üretim imalatta 2000'e sınır var. %85 sınırı tüm hepsinde var. Yazılım, tasarım ve ilaç sanayide 2 milyon sınırı yok. Çünkü neden? Yazılımı bir bilgisayarda da yapabilirsiniz. Bilgisayar mühendisi veya işte kime yaptırıyorsa elektronik mühendisi alırsınız. Bir bilgisayarda da yazılım yapabilirsiniz. Tasarım bir bilgisayarda da yapabilirsiniz. Onun için orada böyle bir şart aramıyoruz. Az önce bahsettim yine özetle müracaat, değerlendirme ve onay yansıda sunulduğu gibi. Devam. Az önce bahsettim hangi alanlardan başvurabilirsiniz. Düzeltiyorum. Başvurduktan sonra tetkik sırasında
Başvurular tasarım, harbi, üretim, imalat, ilaç, sanayi yazılı. Ancak tetkik sırasında bir de genel hususlardan sorularımız var. Yani bu şu demek, müracaat ettiniz, ben üretim imalattan başvurdum diye hem üretim imalattan tetkik ediyorsun, bir de genel sorular dediğimiz sorular sınıfı var. O sorulardan da yani çok zor değil, inan böyle biraz zor gelebilir ilk çünkü karşılaşmanız. Genel sorularda hem tasarım harbi için, hem yazılım için, hem ilaç sanayi için, hem de üretim için genel sorular kapsamında da sorular soruluyor. Bizim bu sürecimiz ne zaman başladı? 7 Mayıs 2018'de başladı. Ticaret ve Sanayi Odalarına 10 Mayıs 2018'de bilgilendirme yapıldı. Bizim ilk toplantımız 20 Kasım 2018'de yapıldı. Birinci kurulda. Birinci kurulda 36 firmamız onaylı tedarikçi oldu. İkinci kurul 28 Mart 2019 tarihinde yapıldı. Burada 19 firmamız onaylı tedarikçi oldu. Bunların listesini İstanbul Bakanlığı hizmetler sekmesinden Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü altındaki sekmeye tıkladığınızda orada hangi kurulda hangi firma olduğunu hatırlayınca olmuş olarak görebilirsiniz. Üçüncü toplantımız aslında 29 Mayıs 2019 tarihinde planlanmıştık. Küçük bir aksilik oldu kendi aramızdaki bir problemden dolayı. Muhtemelen Temmuz ayının ilk iki haftasında yapmayı planlıyoruz. Dördüncü toplantımız da Aralık 2019 tarihinde olacak. Peki Aralık 2019 tarihinde bitecek mi süreç? Hayır, bitmeyecek, devam edecek. Sadece milat, az önce sunumun en başında demiştim ya, 24 ay. Yani 1 Ocak 2020'den itibaren 3 ve eksi sahalar kapsamında alımlar başlıyor. Onaylı ticaretçi avukatı oluşturulması sırasında, şimdi biraz bu 55 firmanın istatistiklerinden bahsetmek istiyorum. Bu 55 firmanın 45 tanesi üretim imalattan onaylı tedarikçi olmuş. 5 tanesi ARGE'den onaylı tedarikçi olmuş. ARGE gerçekten çok az. Tasarım 10, yazılım 8, distribütör sadece bir firma var. Tasarım ve ARGE'den de 24. Bunların bölgeler bazında dağılımı Marmara bölgesinden 18 firma var. İç Anadolu bölgesinden 31 firma var. Ege bölgesi 2 firma, Karadeniz bölgesi 1 firma, Akdeniz bölgesi 3 firma. Devam. Şimdi burada asıl burada bulunmamız sebebiyle Eskişehir'e baktığımızda Eskişehir'de sadece 2 firma var. Gönül ister ki Eskişehir gerçekten sanayisi bizim bildiğimiz benim memleketim Kayseri. Kayseri'den de çok az. Kayseri'den de sitem ediyorum. Kayseri Sanayi Odası'ndan arayan olursa işte görüştüğüm orada müdürlerimiz var, başkalarımız var. Onlara biraz daha sert böyle sitem ediyoruz ama Kayseri'ye göreniniz vardır. Gittiğiniz zaman yani bunu kusura bakmayın. Deniz gibi. Her yer fabrika. Yani o kadar çok ki yani nasıl diyeyim, Ankara Yılanlı Dağı diye bir yer var. Oraya çıktığınızda baktığınızda deniz gibi fabrikalar. Ama Kayseri'ye baktığınızda Kayseri iki firma. Konya çok iyi. Konya çok iyi ama başka bir şimdi bir slayta geleceğim. Şimdi Konya çok iyiydi şu ana kadar. Eskişehir'den biraz da bu iş zor bir süreç değil. Sanma sanayinde zor bir süreç değil. Demir Fatih Başkan'a da söyledim. Biz devlet mühendiyiz. İnanın biraz param olsa şu sanma sanayinde çok rahat girerim ve iş yaparım. Ya o kadar kolay. Ben 20 küsur yıldır fabrikalar içindeyim. Belirttim bunu. Belki tekrar oluyor ama. Ya çok kolay. Kendinize direkt o hep bu çekingenliği, tedirginliği hep görüyoruz. Veya ya başkanım yanlış anlamayın. Toplantılarda herkes yaparız ederiz, oluyor böyle, el kaldırıyorlar, işte bakanlar, valiler önünde, bunu açıklıkla söyleyeceğim, ilk kez böyle bir fırsat olduğu için. Ve Eskişehir Sanayi Odası'na özel bir sunum oldu bu. Biz daha önce herhangi sanayi odasına gitmedik, sağ olsun başkanlarım davet ettiği için koşa koşa geldik. Ya toplantılarda evet yaparız ama toplantı sonrası işte kokteyle geçince herkes bir tarafa kaçıyor. Ya zor bir sektör değil. Ve daha da kolaylaştırıldı. İnşallah bunları benim kapım, telefonlarım 24 saat açık. Elimden geldiğince ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaya hazırım tüm sanatçılarınıza. Eskişehir'deki iki firma birazdan geleceğim. Bu iki firmanın ikisi de bütün imalattan onaylı tedarikçi.
Bir tanesi Arda'dan onaylı tedarikçi, bir tanesi de tasarımdan onaylı tedarikçi. Yani iki firmanın yani birden fazla alan onaylı tedarikçi olabiliyorsunuz. Ya belirtmek istediğimiz o aşağıdaki grafikte. Bir sonraki slide. Peki üçüncü toplantı olsaydı ne olacaktı? Tabii sonuç belli değil. Ama biz az çok hangi firmaların geçebileceğini biliyorduk. Üçüncü toplantı olsaydı Eskişehir 3'e çıkacaktı. Eskişehir'den bir firma daha eklenecekti. Ama başkan Konya dediniz ya. Ankara geçecekti Konya'yı. Çünkü Konya'da biraz yavaşlama oldu. Tabii Ankara savunma sanayi kapsamında medyadan da takip ediyoruz. Sizler de takip ediyoruz. Gerçekten savunma sanayi başkentiydi. Dolayısıyla Ankara biraz daha fazlalaşmaya başladı. Ama gönül istiyor ki dediğim gibi ya Eskişehir'den de şurayı bir 10-15 dakika görmek isterdim ben. Devam. Eskişehir'den peki hangi firmalarımız onaylı tedarikçi? Birisi Kemsan. Kemsan teyzenin silicisi burada mı? Bilmiyorum. Tebrik ediyorum. Kemsan işte mevcut üretim kabiliyetleri, kalite belgeleri, finansal verilerinizi buraya koymadık. Bunlar gizli bilgi olmadığı için bunları buraya ekledim. Öbür finansal ve personel işte alanlar bunları koymadık diye. Devam. İşte Kemsan nelerden onaylı tedarikçi? Üretim, imalat, Ar-Ge ve tasarımla onaylı tedarikçi olmuş durumda. Devam. Diğeri de EMSA jeneratör. EMSA'nın temsilcisi burada mı? Olmasa da onu da tebrik ediyoruz. İşte EMSA'nın kalite belgeleri, mevcut üretim kabiliyetleri. Buna şuna lütfen takılmayın. Kalite belgeleri olması elbette ki bir artı avantaj. Ama ya tepkik sırasında bir artı avantaj değil. Ya evet artı avantajdır bunların hepsi. Ama tepkik sırasında biz tekrar kaliteyle ilgili hususlara tekrar bakıyoruz. Yani bu kadar belgesi var, ya bizim yok, biz giremeyiz gibi bir endişeye kapılmayın. En büyük sıkıntı da o. Yok kapılmayın. Yani, kapılmayın. Ya bir tane belgeniz bile olsa böyle giren firmalar var. Ben şimdi söylemeyeceğim. EMSA'da sadece üretim imalattan başvurmuş. Belki EMSA yazılımdan başvursa yazılımdan da geçerli. Veya Ar-Ge'den başvursa tasarım Ar-Ge'den oradan da geçerli. Ama sadece üretim imalattan başvurmuş. Benim tavsiyem başvurun geçemezseniz geçemeyin. Yani yazılımdan başvurun, Ar-Ge'den başvurun. Yani geçemeyin, önemli değil ki. Yani biz oradan da tehdit ederiz. Dediğim gibi ekstradan bir ücret almıyoruz. Ekstradan sizde bir zorlama yok. Yani yapabileceğiniz bütün alanlardan başvurabilirsiniz. Ya sonuç olarak başkanın başladığı belirtti. Biz onaylı tedarikçileri seçerek teknik kriterleri, kalite, teslimat performansı yönünde iyi fabrikalarımızla, sanayicilerimizle, işletmelerimizle çalışmak istiyoruz. İnşallah buradan da güzel sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yanıtlamaya ekibimizle birlikte hazırız.